Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere İstanbul Kongre Merkezi'nden sesleniyoruz. Bina ve Tesis Yönetimi Fuarı'ndayız ve fuarımıza katılan Firman Grubu'na konuk olduk. Firmamızın genel müdürü Sayın İsmail Ay ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar efendim. Merhaba. İsmail Bey, fuardayız ve burada olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Bugün fuarın son günü ve bu anlamda nasıl geçti fuar diyorum. Fuarımız çok güzel geçti. 3 gün boyunca sektör temsilcileriyle bir araya geldik. Gayet olumlu görüşmelerimiz oldu. Mutluyuz. Evet, çok mutluyuz. Gayet süpersiniz. Güzeldi. Biz de nice fuarlar diliyoruz çok şimdiden. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Burada aslında bebekleneceği kadar yeni bir firmadayız. 2016 yılında başlayan koşturmaca 2 yılın tecrübesiyle standta yerini aldı aslında. Evet. Bu anlamda iyi ki varsınız diyoruz genç bir kadroyla birlikte. Tamam. Anlatalım bu yıl 2016. Neredeydik, nerelere geldik diyelim. 2016 yılında tamamen yerli sermaye ile kurulan firmamız İstanbul merkezde olup asansör yürüyen merdiven sektöründe faaliyet göstermektedir. Süper. Sektörümüze ilk olarak yedek malzeme tedariğiyle başladık. Şu an danışmanlık ve komple yürüyen merdiven asansör montajı ile sektörümüzü devam etmekteyiz, büyütmekteyiz. Evet. Süpersin. Burada 2 yılda taleplerle doğru orantılı, keyifli bir büyüme ivmesi izledik demek istiyorsun. Evet, evet. Bu güzel cümlelerle biz de diliyoruz ki bu keyif nice yıllar boyu bizlerle olsun. Tabii burada aksamlar çok çok önemli. Yürüyen merdiven ve asansör. Gerçekten cana hitap edebilen bir ürün gamı. Bu anlamda nelere dikkat ediyorsunuz? Bu ithal olarak gerçekleşen bir yedek parçanız var çünkü ve üretim anlamında bir çalışmadan ziyade bizim adımıza gezerek, dolaşarak en iyi, en güzeli, en son trendleri Türkiye'de oluşturuyorsunuz. Evet. Yürüyen merdiven asansör konusu çok önemli bir konu. Direkt insanın canlıyla alakalı, irtibatlı önemli ekipmanlar. Biz de yedek malzeme tedariğinde orijinal ürünler kullanmaktayız. Üreticinin fabrikalarından, alt üretici komponent üreticilerinden yedek malzemeyi doğrudan çekebilmekteyiz. Süper. Yani buradaki hedef kitleniz kimler? Buradaki hedef kitlemiz son kullanıcılar, müşterilerimiz. Aynı zamanda yürüyen merdiven asansör bakımı yapan firmalar. Biz kendimizi şu şekilde kısaca tarif etmek istersek, biz Türkiye'nin profesyonel anlamda ilk ve tek bağımsız yedek malzeme tedarikçisiyiz. Yani bu ne demek? Biz Türkiye'deki tüm markaların yedek malzemelerini asansör, yürüyen merdiven bazında yedek malzemelerini tedarik edebilmekteyiz. Burada gerçekten Türkiye'de sizler gibi hizmetin ya da benzer diyelim hizmetleri yapan hani firmalar gerçekten çok ya da bizler var olduğunu zannediyoruz ve gerçekten de sonrasında başımız çok çok ağrıyor ve bu güzel amaçla da kuruldu diye düşünüyorum. Neden bu sektör seçildi anlatalım mı biraz? Bu sektörün şöyle bir özelliği var. Türkiye'de 3000'den fazla asansör firması olmasına rağmen yürüyen merdiven noktasında ülkemiz daha gerilerde kalmaktadır. Biz şu piyasada şu açığı gördük. Yürüyen merdiven ve asansör noktasının ikisinde beraber yedek malzeme temin noktasında sektörde bir sıkıntı var. Yedek malzeme temini genelde üretici firmanın ve diğer global firmaların tek elinde olduğu için bir sıkıntı var. Yüksek fiyatlarla son kullanıcı mağdur olmaktadır. Biz Türkiye'de alternatif oluşturarak yedek malzeme ve bakım noktasında bu tekeli kırmak üzere yola çıktık. Süpersiniz. Yeni nesil gümbür gümbür geldi diyorsun bu güzel cümlelerle. Evet. Burada peki şunu mu anlıyorum? Yani bizler gerek bireysel anlamda sizlere alo diyebileceğimiz gibi gerekse muhteşem kadro sayesinde büyük bir plazanın işini de alabilecek durumdasınız. Tabii ki. Kesinlikle doğrudur. Bir diyelim ki AVM veya ne bileyim bir site gibi herhangi bir yerde bir alo kadar yakınız diyebilir miyiz tüm Türkiye olarak? Kesinlikle öyle. Bizimle müşterilerimizin irtibata geçmesi halinde gerek yedek malzeme noktasında gerek danışmanlık noktasında hizmet verebilmekteyiz. Danışmanlık anlamında nasıl hareket ediyorsunuz? Danışmanlık noktası çok önemli bir konu. Dediğim gibi yürüyen merdiven bilgisi noktasında bir sektörde eksik olduğu için bizim danışmanlığımız çok geniş bir alan kapsamaktadır. Yani ekipmanın alınmasından bakımına ve son kullanım ömrünün bitimine kadar komple bir bakım yönetim sistemi, ekipman alım sistemi ortaya koymaktayız. Biz peki neden Firman Grubu diyelim? Şunu diyebiliriz, müşterinin ihtiyaçlarını tespit ediyoruz.
buna uygun teknik şartnameler hazırlıyoruz. Teknik şartnamelere uygun ekipman alınması için üretim süreçleri, montaj süreçleri, test ve devreye alma süreçlerini takip ediyoruz. Bakım yönetim sistemini ortaya koyarak bakımlarını sahada denetliyoruz ve uzun vadeli revizyon planlarını yaparak tecrübeli bir şekilde, tecrübeli ekiplerimizle bunları ortaya koyuyoruz. Müşterimizin bundan kazancı ne olacaktır? Parasının karşılığını alarak iyi bir ekipman alacak, sağlıklı bir ekipman alacak ve bakımları denetleyerek işletme giderlerinin düşmesine yardımcı olacağız. Yani bu şu demek mi oluyor? Yani biz bir yaptığımız yani asansörün sonrasındaki aylık rutin bakımlarını da üstleniyoruz. Kesinlikle. Ve yıllarca bunu takip ediyoruz mu anlıyorum? Ya bakım yapıyoruz. Bakımdan daha ziyade bakımları kontrol ediyoruz. Şimdi bizi bizi çağıran çeşitli müşterilerimiz var. Onların bakımlarını kontrol etmeye gittiğimiz zaman şunu gördük. Yani büyük küçük fark etmez. Genel itibariyle bakımcı firmalarda bakım yapan teknisyenler biliyorsunuz. Maalesef bakımlar daha üst seviyeden kontrol edilmediği için sistemde güvenlik devrelerini bypass edebilmekteler. Bakımlar düzgün yapmama durumları ortaya çıkmakta veya küçük bir parçanın değişmesi veya ayarlanmasını yapmadıkları için daha büyük hasarlara sebebiyet vermektedirler. Biz teknik ekibimiz de tüm bu ince ayarları kontrol ediyoruz. Bakımcı firmanın eksikliklerini ortaya koyuyoruz. İlerleyen zamanda daha büyük hasarlar oluşmasına mani oluyoruz. O zaman biz de hemen soralım. Fiman Grup olarak hedefler neler? Fiman Grup olarak hedefimiz şudur. Yedek malzeme noktasında servis ağımızı daha da genişletmek istiyoruz. Danışmanlık noktasında sitelere, AVM'lere, metrolara, tüm yürüyen merdiven asansörü olan her yere danışmanlık hizmetini ilerletmek istiyoruz. Aynı zamanda bunun da bir ön açılışını yapayım. Yabancı yatırımcılara görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Türkiye'ye yabancı yatırımı çekip Türkiye'den ihracat yapmak üzere büyük bir çalışmamız var. Şunu da altyapısını vermek istiyorum. Bize yurt dışından talepler gelmeye başladı. Yedek malzeme noktasında ihracatçı konumunda yükseleceğiz. Çok kısa bir süre içerisinde. Süpersin. Öncelikli olarak tabii ki size. Sonrasında o muhteşem kahramanlara, görünmeyen kahramanlara, ekibinize sonsuz teşekkürler ediyoruz. Biz çok teşekkür ederiz. Ve ilerleyen zaman dilimlerinde var olan kalitenizle, müşteri memnuniyetinizle nice 2 yıllar boyu bizlerle olmanızı diliyor. Saygılar sunuyoruz çok efendim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri İstanbul Kongre Merkezi'nde yer alan Fiman Grup'a teşekkür ediyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.